Aa Binna, sen bu saatte gelmezdin, hayırdır? Darattım kendimi buraya. Yoksa o kızın saçlarını şöyle elime dolayacaktım. Kızın mı var, derdin var be? Yemin ederim bu laf benim için söylenmiş. Tak etti canıma, tak. Gel otur şöyle, anlat. Ne oldu, dünkü mesele mi hala? Dünkü mesele. Geç geldi gene bu. Baktım sinirlerim bozuk, hiç dedim. Binnaz kıpırdama yerinden. Sabah olsun, kalkarsınız tatlı tatlı konuşursun. Sabah oldu. Çamaşırlarım birikmişti, gireyim dedim. Odasından da kirlilerini toplayayım. Ya bir git, uyuyoruz görmüyor musun ya? Uyuyoruz görmüyor musun? Sana bir şey diyen mi var? Odanı topluyorum, daha ne istiyorsun? Nazım ne oldu? Aç bakayım bacaklarımı. Allah'ım yarabbim. Ne oldu? Ne oldu sana, ne oldu? Nazım bana bak. Dövdüler mi seni? Ya sus be kadın. Sabah sabah dram yazıyorsun yine tepemde. Kız sen kuş kadar beyninle ne işler karıştırıyorsun? He? Dün patronun aradı. Buralarda adamları dolandırıyor dedi. Bir daha gözüme görünmesin, kovdum onu dedi. Sanki ben bilmiyorum, hiçbir şeyden haberim yok sanki. İstese de giden var sanki. Bu saatten sonra milyonları önüme serse ben gider miyim acaba? Sen kimi dolandırıyorsun ha? Sen kimleri dolandırıyorsun? Ya ne dolandırması, yok öyle bir şey. İftira atıyorlar. Ya hem sana ne ya? Ya ne olmuş, sana olmuş. Kaç yaşında kızım? Bu yaştan sonra sana hesap mı vereceğim? İşte böyle Nilgün Hanım. Baktım birbirimize gireceğiz. Çık dedim Binnaz, çık evden çık. Attım kendim buraya. Ne hali varsa görsün, ne halt yiyorsa yesin artık. Böyle olmadık insanlarla takılırsa burnu kurtulmaz tabii. Hapse de düşer, işten de atılır, başına da her iş gelir, sapıt da dadanır. Her bir şeyler olur. Bezdirdi beni be, bezdirdi. Annem. Gel, gel. Hoş geldin yavrum. Çok yoruldum be. Nasıl geçti anlat bakalım. Sağlık raporunun peşine düştüm baba. Bir de bunu böyle tam teşekküllü hastaneden mi ne almak gerekiyormuş. Bütün gün uğraştım. Hep şikayet, hep şikayet. Yeni iş bulduğuna sevineceğine. Hakkı şimdi çocuk ne dedi de yani böyle konuşuyorsun? Ya anne var ya, kuyrukta 40 saat bekle bekle ayağıma kara sular indi vallahi. Oy. Kıyamam be üstüne, kıyamam. Bana bak Ali, bir kere daha söylüyorum. Sakın bizi mahcup etme, ablanın başını öne eğdirme. Yeni işinin kıymetini bil. Bir de ne, bizi utandırma mı? Dalga geçmeyi bırak. Bu iş öteki işlere benzemez. En ufak bir hatanda rezillik büyük olur bilesin. Yapmaz benim oğlum öyle şeyler. O nasıl davranacağını bilir. Değil mi yavrum benim? Siz hiç merak etmeyin. Ya vallahi çok uslu duracağım söz. Hatta o kadar uslu duracağım ki İhsan Bey'in gözüne bile gireceğim. Oh. Belki ayın elemanı seçerler beni. Erkut Bey'le de konuştum. Önümüzdeki günlerde güvenlik ekibine yeni bir arkadaşımız dahil olacak. Evet efendim, haberim var. Tamam. Adı Ali Doruk. Bir yakınımızın tanıdığı. Daha önce güvenlik işinde çalışmadığı için sanırım sizden eğitim olacak değil mi? Evet, standart prosedür. Tamam, güzel. Siz işe girdikten sonra da gözünüzü üstünden ayırmayın. Tanımıyoruz oğlum, ne olur ne olmaz. Tamamdır efendim. Kolay gelsin. Senin ders çalışmayıp da arkadaşlarına takıldığın bir anın var mı acaba? Senin arkadaşlarınla takılmayıp ders çalıştığın bir an var mı acaba Selim Bey? Nasıl da buram buram haksızlık kokuyor söylediklerin. Bilmiyorum farkında mısın ama B artı alan biriyle konuşuyorsun. Aman ne önemli. Yani seni bilmem ama bizim evde bayağı bir gündem oldu bu konu. bu arada bir sürprizim var sana. Sürprizin mi var? Hı hı. Bir nevi teşekkür diyelim. Hediye falan aldıysan kabul etmem ben. Şimdiden söyleyeyim.
İçimden geldi yani. Niye böyle bir tepki verdin anlamadım. Gelmesin içinden. Tamam. Tamam, sakin ol. Sürpriz falan yapmam, olur biter. Ya biz daha çok ders çalışacağız seninle. Yani bu gidişle senin alttan kalan derslerin bitmeyecek gibi, nasılsın? Bakıyorum da o kalabalık dizi boyu. Daha bir sürü sınav, quiz, proje ödevi var. Sürpriz işine hiç girişmemek senin ayrına, o yüzden söylüyorum. Yani Serracığım sen merak etme. Ben diyeceğine inandığım insanlara sürpriz yapmaktan yorulmam. Aksine keyif duyarım. Peki. Ben ders çalışacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.